Ekip sabah saatlerinde önceden belirlenmiş olan ve sosyal medyada duyurulan buluşma noktasında toplanıyor. Şimdi yol yarış bisikletine günlük turumu yapacağım. İpsala gideceğim 30 kilometre. Yeri 30-60. Değil mi? Evet. Yap. Ver gözüküyor. Yapıştır enerjiyi göster. Oradayız. Süper. Güzel gün hazırız. Yola çıkmanın heyecanı yüzlerden okunuyor. Ve neşeli sohbetler eşliğinde faaliyetimiz Keşan'dan başlıyor. Keşan Ovası'na doğru hızlı bir iniş gerçekleştiriyoruz. Kısa sürede asfalt bitiyor ve özlediğimiz parkurlarda pedal çeviriyoruz. Ayçiçek, biçilmiş buğday ve çeltik tarlalarının arasından geçiyoruz. Zemin yer yer kumluk. Bir yandan fotoğraf çekimlerine de devam ediliyor. Tüm faaliyetlerimizi fotoğraf ve video ile kayıt altına alıyoruz. Sabahın ilk sürprizi karşıdan gelen yabancı bir bisikletçi oldu. Muhtemelen İpsala'dan giriş yapan bir arkadaş. Selamlaştık ve hızlı bir şekilde Keşan'a doğru yoluna devam etti. Yol boyundaki Yenice Çiftlik köyünde bir sabah çayı içelim. Çay ve neşeli sohbetler sonrası pedallarımız eski İpsala yolu olarak geçen taş zeminli yolda dönüyor. Bu noktada Alparslan arkadaşımızın bisiklet göbeğinde tamiri imkansız bir sorun çıkıyor ve turu yarım bırakmak zorunda kalıyor. Ekip yine buğday ve ayçiçeği tarlalarının arasından pedallamaya devam ediyor. Bu bölgede su olmadığından kuru tarım yapılıyor. Meralar ve biçilmiş buğday tarlaları arasındaki toprak yolda çok keyifli bir akış mevcut. Biz de olabildiğince bu akışa uyup basıyoruz pedallara. Hayır, akışı güzel abi. Evet. Bölgede ağaç yok. Güneş tepede kendini hissettirmeye başladı. Korucuköy'e yaklaşıyoruz. Burada çay molası vereceğiz. Parmağını çok karıştırma, yine uğraşıyorsun. Ben şekersiz. Çayımızı, suyumuzu, sodamızı içtik. Kahvedekilerle sohbetimizi yaptık ve yolumuza devam ediyoruz. Bundan sonra uğrayacağımız köy Hıdırköy olacak. Bugün geniş bir yüz ölçümüne sahip İpsala Ovası'nın doğu bölümünde pedallıyoruz. Karşıda Yunanistan sınırları içinde bulunan dağlar gözüküyor.
Güneş dikleşti. Sıcaklık yükseliyor. Termometremiz güneş altında 42-45 derece arası sıcaklık gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde örtü yangını şeklinde yanan bölgeye geliyoruz. Yangının o kesif kokusu hala duruyor. Siyah küller arasından geçiyoruz. Tabii her yanan yer gibi içimiz de yanıyor. Yine de çok büyük bir bölge sayılmaz. Hıdırköy'e yaklaştık. Burada çok ilginçtir, tüm ahır dağlarına armut aşılanmış. Çok da güzel olmuş. Keşke tüm köyler böyle bir uygulama yapabilse. Hadi bakalım, geçti, geçti. Hıdırköy kahvesindeki moladan sonra köy çıkışında yol bizi adeta hıza çağırıyor. Neyse ki asfaltı çabuk terk edip kendi yolumuza giriverdik. Zeminde yeni yağan yağmurun izleri var. Aslında yağmur da denmez. Bir bulutun nemi değmiş geçmiş. Yolun akışı çok iyi. Tek endişemiz aniden kumluk bir alana girivermek.
Gündöndü tarlalarının arasından geçiyoruz. Fakat görünen o ki, gündöndüler çok da bereketli sayılmazlar. Güneş ve rüzgarla adeta kavrulmuşlar. Güneş iyice tepeye yerleşti. Şunu da belirtmek isteriz ki doğanın zorlu koşullarına karşı deneyimsiz olanlara bu tür faaliyetleri tavsiye etmiyoruz. Sabahın serin saatleri ve gölgelik yerleri tercih etmeleri daha uygun olacaktır. Sarpdere köyüne geldik. Köy çeşmesinden buz gibi akan su ile sularımızı tazeledik, çayımızı içtik. Onun için çıkarılacak yasadan habersiz, sevimli bir dostumuz bisikletin altında uzanmış yatıyor. Ülkede var olan yasaların uygulanmasında karşılaşılan zorluklar ile yeni çıkarılacak sokak hayvanları yasasının nasıl bir vicdani sıkıntı yaratacağını tahmin etmek birçok kişiyi endişeye sürüklüyor. Selamünaleyküm. Sıcak değil mi işte? Ya ya, klima da mı? Havada. Kocaıdır beldesine geliyoruz. Burada öğle yemeğimizi yiyecek, bir anlamda turumuzu taşlandıracağız. Çok geldik oğlum, ne yaptık ya? Tırlık MTB turumuzda Kocaıdır köyüne geldik. Öğle yemeği için burada bir lokantada yemek yiyeceğiz. Ondan sonra yolumuz devam edecek. Herkes sakin şekilde geldi. Herhangi bir sıkıntı yok. Keyfimiz de yerinde. Hadi bakalım. Hepimize afiyet olsun. İyi, hadi bakalım. Kendine iyi bak. Var mı isteyin? Yok abi. Hadi git sevgiler, saygılar, görüşmek üzere. Tamam. Yapıştır abi. Soğuk soğuk iyi geldi. Soğuk soğuk abi. Yapıştır hocam mı acaba ya? Hı? Birden karnımın ağrısı geçti. Sıcaksın bir dakika. Duruma göre. Bunu bir sana verelim. Yok yok. Güzel karnı ağrıydı galiba. Karnımın ağrısı geçti, geçti mi? Görünce. Zafer yüzün gülüyor. Abi. Can geldi. Metin. Vallahi. Süper. Yemekler süper. Bugünün ödülü. Bugünün ödülü. Mustafa Deniz ürünleri. Bu tür planlayandan Allah razı olsun. Hadi bakalım. Buyurun, beraber olsun. Hadi hep beraber olsun. Hepimize afiyet olsun. Etrafımız bir anda minik sevimli dostlarımız ile sarılıyor. Karınları aç olduğu gibi çok da meraklılar. Kamerayı merak edip pati atıyorlar. Ne oldu? Bak sen, pençe atıyor. Yolda bir de kamyoncudan gelse iyi olur diyor. Geldi ilk tane kamyoncu. Ama karpuz vermedi. Ne güzel bak. Böyle kamyoncu değil. Güzel işte, hadi. Tamam be. Yemek
Yemeğimizi yedikten sonra hızlı bir şekilde Yapıldak köyüne doğru hareket ediyoruz. Taşlandırma kavramını biz genelde faaliyet sonrası yenilen yemekler için kullanıyoruz. Fakat burada erken kullandık. Çünkü sıkı ve zorlu faaliyetler sonrası ekibin bunu hak ettiğini düşünüyoruz. Spor, bisiklet, kitap okuma, gezme, dağa çıkma bunlar var ya, bütün her şeyin geldi. Öbür türlü ya bir de girdala girdin mi çok psikolojik travmadan kurtulamazsın, bir daha iyileşmen de zor. İnsanlara şey geliyor, mesela biz yaptık ya bu kadar kilometre. Hiç yapmayan bir adama ölüm gelir, o imkansız bir şey gelir ya. Deli misiniz diyor. Tabii, evet. Hayatta yapılmaz der adam, iddia eder. Görelin köyüne geldiğimiz belli oldu. Dalından kara üzüm hapesi diyerek kocaman bir üzüm salkımı getiriyor. Yapıldak köyünden sonra İpsala ilçe sınırından çıkıp Keşan ilçe sınırlarına giriyor ve Türkmen köyü kahvesinde kısa bir mola verip yine arazi yollarını kullanarak Boztepe'ye doğru devam ediyoruz. Köyde mola verip vermemek konusunda bir görüş alışverişinde bulunuyoruz. Çayımızı da yeni içtik sayılır. Artık Keşan'ı doğru hedefleyelim diyerek pedallarımıza hızlı bir şekilde basıyoruz. Köyde mola verip vermemek konusunda bir görüş alışverişinde bulunuyoruz. Çayımızı da yeni içtik sayılır. Artık Keşan'ı doğru hedefleyelim diyerek pedallarımıza hızlı bir şekilde basıyoruz. Sıradan mı olur? Sıradan. Hadi bakalım. Fotoğraf albümümüze kapak kaydını yaptıktan sonra yola düşüyoruz. Tur sonunda Keşan'a yaklaştıkça ekibin gücü azalmak yerine sanki artıyor. Akış olabildiğince hızlı. Temmuz 2024 Uygurluk MTB turumuz Keşan Asli Mezarlığı'nda sona erdi. Hepimizin geleceği son durak burası. Arkadaşlar güzel bir turdu. Hepinizin pedallarına sağlık. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz arkadaşlar. Çok güzeldi. Çok güzel eğlendik. Çok güzel saygılaştık. Güzeldi. Yemekler de güzeldi. Hepimize iyi günler.